Diyabet tedavi edilmezse çok ciddi hayatı riske atabilecek komplikasyonlarla, sonuçlarla karşılaşabiliriz. Şöyle, şeker hastalığı biliyorsunuz çok sinsi bir hastalık. Yüksek şeker bazen hastalarda bulgu ve şikayet oluşturmayabilir ve çok uzun yıllar boyunca sinsi seyredebilir ya da kişi bunu doğalmış gibi algılayabilir. Fakat bu yüksek kan şekeri özellikle damar yatağında, yani damar yatağı ne demek? Bütün vücut demek. Yani gözlerde, kalpte, böbrek damarlarında, böbreklerde, sinir hücrelerinde bir takım harabiyetlere sebebiyet vererek organ yetmezliklerine doğru yavaş yavaş seyir göstermektedir. Biz bazen böyle kontrolsüz ve tedavi almayan, tedaviyi reddeden hastalarda aniden böbrek yetersizlikleri, işte körlük ya da işte kalp krizi gibi ya da beyine işte damar tıkanmasıyla aniden felç geçiren bir tabloyla karşılaşabiliyoruz. O yüzden de hastaların bu hastalığın şikayetlerini çok iyi öğrenmesi gerekmekte. Yani aniden başlayan aşırı susama, sebepsiz kilo verme, aşırı tuvalete çıkma, hele ayak yanmaları, kilo verme, bazen de kilo alma ya da yemeklerden sonra uyuklama hali, bazen de çok uzun aç kaldığımızda bir anda el ayakta titreme, çarpıntı, yani bu kan şekeri düşmesiyle karşımıza da gelebiliyor. O yüzden bu semptomları, bulguları işte kendimizde var mı, ailemizde diyabet hastalığı var mı, yani yakınlarımızı da inceleyerek bizde böyle bir şikayet varsa mutlaka hekime başvurmamız gerekmektedir. Ve çok basit yapılan tetkiklerle tanısı çok kolay konulmakta. Ve tedavisi dediğimiz gibi, daha önce de anlattığımız gibi videolarda, beslenme, egzersiz ve ilaç tedavisiyle kontrol altına alınmakta. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Diyabet tedavisinde geriye dönüş çok mümkün değil. Özellikle de organ hasarı başladıktan sonra, damar hasarı başladıktan sonra sadece biz mevcut tedavilerle kan şekerini iyileştirerek oluşmuş olan hasarın daha ilerlemesini engelliyoruz. O yüzden de erken tanı, erken tedavi, tedavi erken kabullenmek durumlarında hasarın ilerlemesinin önüne geçmiş oluyoruz. Bu yüzden de hekiminizin önermiş olduğu ilaç tedavilerini mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.